Merhaba. Bu videoda sizlere Raxneva El Blender'ını inceleyeceğim. İncelemeye geçmeden önce videomu beğenerek ve kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bu konuda değerli desteklerinizi bekliyorum. Ürünün kutusu bu şekilde. Kutu üzerindeki teknik bilgilere baktığımızda ürünün turbo özelliği mevcut. 18'e 10 paslanmaz çelik uçlu bıçağa sahip. Model ismi Neva El Blender olarak geçmekte. Cihaz 1200 watt gücünde. 2 kademeli hız ayarı mevcut. Biri standart, diğeri turbo olmak üzere iki farklı hızda parçalayıcı bıçağını çevirebilmekte. Parçalayıcı kısmının paslanmaz çelik ucu da yine krom nikel metalden yapılmış. Diğer özellikleri standart bildiğimiz blenderlarda gördüğümüz özellikler. Fazla başınızı artmak istemiyorum. Şimdi cihazı kutusundan çıkaralım ve birlikte inceleyelim. Cihaz kutudan bu şekilde çıkıyor. Kutu içerisinde parçalayıcı aparatı takılı bir vaziyette bulunmakta. Şurada bakın bir kilit ve açılmış kilit sembolü var. Bu kısımdaki şu plastik çıkıntıyı şu şekilde açık kilit sembolüne doğru çevirerek parçalayıcı bıçak kısmını çıkarabiliyoruz. Şu kısmı oldukça geniş üretilmiş. Yani standart blender parçalayıcı başlığı. Cihazın ana gövdesine baktığımızda orta kalitede bir plastik malzeme tercih edilmiş. Çok parlak bir malzeme değil ama orta kalitede, orta parlaklıkta bir plastik kullanılmış. Arka kısmında cihazın teknik özelliklerinin mühürlendiği bir kısım var. Burada cihaz gücü 1200 Watt olarak gösterilmiş. Cihaz aynı zamanda Türkiye'de üretilmiş yerli bir cihaz. Yani bu şekilde cihazın motor şaftı da bu şekilde oldukça standart bir şafttır. Bu parça belli bir süre sonra kullanıma bağlı olarak yıpranmakta, yalama olmakta, sıyrılmakta dolayısıyla bu parçayı değiştirmeniz gerekecek. Ben bu blenderı alırken özellikle bu parçaya bakarak diğer ürünler arasından karar vererek almıştım. Satın aldığım mağazada şu şekilde bakın, iki adet düğmesi var. Düğmenin birisinde bir tane nokta, üstteki düğmede iki tane nokta var gördüğünüz gibi. Burasına bastığımız zaman standart devirde çalışıyor. Bu düğmeye bastığımızda ise turbo modunda çalışıyor, en hızlı ayarında çalışıyor. Yani genel olarak bu şekilde arkadaşlar. Şimdi size cihazın fiziki ölçülerinden bahsetmek istiyorum. Yine bunu bakın takarken şu lastik çıkıntıyı açık kilit sembolüne denk getirip şu kısımdan bu şekilde çevirerek takabiliyorsunuz. Uçtan uca yani ürünün en uç ve en tepe çıkıntıları arasındaki mesafe yaklaşık olarak 40 cm arkadaşlar. Bir de şurayı size göstermek istiyorum. Şu kısmında çapı yaklaşık olarak kabaca 6.5 cm civarında. Milimetre ölçeğinde hatalar olacaktır muhakkak. Yani bu şekilde cihaz. Bu arada size bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bu ürün iki farklı şekilde satılmakta. Birisi normal Rax Neva. Diğeri de Rax Neva Plus olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Bu ürünleri ben satın alırken mağazada özellikle her ikisinin de kutusunu açıp incelediğimde bu şekilde cihaz kısımlarının aynı olduğunu gördüm. Yani eğer bu blender'ı satın alacaksanız ve Neva modeliyle Neva Plus Plus modeli arasında gidip geliyorsanız bence bu normal Neva olan modeli seçmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü Neva Plus olan ürünün kutusu içerisinde bir de 700 mililitrelik bir plastik hazne var. Yani aradaki fiyat farkının yalnızca o plastik hazneye ödendiğini bilerek bu ürünü satın alın. Neva Plus modelinden bahsediyorum. Fotoğraflardan da gördüğünüz gibi arkadaşlar bu iki ürün arasında çok fazla bir fark yok. Yalnızca 700 mililitre hacminde bir plastik hazne çıkıyor Neva Plus modelinin kutusundan. Dolayısıyla bence aradaki fiyat farkına değmeyecektir diye tahmin ediyorum. Ama olur da aynı fiyata bulursanız tabii ki plastik hazneli olan Neva Plus almak daha mantıklı diye düşünüyorum ama her iki cihazın da güçleri, biçimleri tamamen aynı arkadaşlar. Şimdi bir de size blender'ın nasıl çalıştığını göstermek istiyorum. Önce boşta çalıştıracağım. Sesini duymanızı istiyorum çünkü. Evet bakın bu şekilde oldukça güzel çalışmakta. Yani mekanik olarak çıkardığı ses gayet düzgün geliyor. Bir de parçalayıcı aparatını takarak size çalışma sesini duyurmak istiyorum. Bu normal çalışma hızı. Şimdi turboyu çalıştırıyorum bu şekilde arkadaşlar yani genel olarak standart donanıma sahip iki farklı hız ayarı olan turbo özellikli el blenderı. Cihazla ilgili başka söyleyecek bir şeyim yok. Videoyu da fazla uzatarak sizleri sıkmak istemiyorum. Yani fiyatına göre benim aldığımda uygundu. Tabii ki siz bu videoyu izlediğiniz tarihte muhakkak fiyatı artacaktır. Malum ülkemizde bir enflasyon var. Bu cihazla ilgili ya da diğer Neva Plus olan model cihazla ilgili herhangi bir sorunuz olursa yorum kısmına yazarsanız kısa sürede cevap vereceğim arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.